Değerli izleyicilerimiz, SBB TV stüdyolarından hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. E, Huzur İklimi programından e, gene sizlerle birlikteyiz. İnşallah sizler de afiyetlesenizdir. E, Rabbimden iyilik, sıhhat, afiyet diliyorum. E, 24 Kasım Öğretmenler Günü olması hasebiyle bu programımızda öğretmenlerimizi, e, e, İslam'ın ilme verdiği önemi, e, bir muallim olarak Hz. Peygamber'i, ve öğretmenlik mesleğinin önemini bu programımızda konuşacağız inşallah. Bu konuyu konuşmak üzere stüdyomuzda misafirimiz Ayvacık İlçe Müftümüz Abdullah Erçin hocamız bizlerle birlikte. Ben de kendisine de hoş geldin diyerek programımıza başlayalım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa hocam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam her zaman olduğu gibi Kur'an-ı programımıza başlıyoruz. Daha sonra sizlerle konuşmamıza devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bugün bizlere Kur'an tilavetinde bulunacak olan hocamız, Çiftlik Camii müezzini Batuhan Ersoy hocamız bizlerle birlikte okuyacağı yer, Rahman Suresi 1 ila 25. ayetleri bizlere tilavet edecekler. Hocam siz de hoş geldiniz. Mikrofon siz de hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان شجر يسجدان والسماء وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والحب ذو العصف والريحان

ريقان ورب الموربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجُودُ شرك الأعالي فبأي آلاء ربكما تكذبون Güzel Kur'an tilavetlerinden dolayı Çiftlik Camii müezzini Batuhan Ersoy hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurluyoruz. Baştan söylediğim gibi bugün konuğumuz Ayvacık Gilçe Müftümüz Abdullah Erçin hocam bizlerle birlikte. Bugün inşallah kendisiyle İslam'ın ilme verilmiş olduğu önemi kendisiyle konuşacağız. Bir muallim olarak öğre, peygamberimizi ve e, öğretmenlerin dinimizin öğretmenlere vermiş olduğu önemi konuşacağız kendisiyle e, hocam e, biz ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız dolayısıyla anlıyoruz ki buradan dinimiz ilme okumaya e, işte bilgiye önem verdiğini buradan anlıyoruz buradan başlayalım isterseniz çok değerli hocam ve bizleri ekranları başında izleyen kıymetli SBB Televizyonumuzun izleyenleri, değerli çalışanları ve mukaddes bir vazifeyi ifa eden çok değerli öğretmenlerimiz, başlarımızın tacı, hepsini, hepsini, hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Sevgilerimle, en güzel duygularımla, dualarımla selamlıyorum. Ve Öğretmenler Günü'nü öğretmen kardeşlerimizin Milli Eğitim Camiası'nın Diyanet İşleri Başkanlığımızdaki Kur'an kursu öğreticilerimizin öğreticilik mesleğini kendi atölyelerinde dahi yapan ustalarımızın her biri birer öğretmendir. Evet. Çünkü branşlarını nesillere öğretiyorlar. Her birinin herkes öğrendiği bilgiyi başkasına aktarıyoruz öğretmendir hocam. Evet. Evet. Ee, bu münasebetle çok daha geniş düşünmek gerekir. Evet. Sahip olduğu güzel bilgiyi, tecrübeyi bir sonraki nesle Hayatın her alanındaki bu konulardaki bilgilerini aktaran bütün öğretmenlerimize, öğreticilerimize dua ediyoruz, günlerini kutluyoruz. Evet. Sadece bir gün değil, 365 gün hayırlı mukaddes bir vazife yaptıkları için kendilerine Kesinlikle. teşekkür ediyoruz. Evet. 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 Evet hocam. Zaten bu noktada da Kur'an-ı Kerim'in hadislerin birçok Tavsiyesi var bu noktada yani evet. ilme e, önem verme noktasında, bildiğini evet. öğretme noktasında, hayırlı bir e, bilgiyi başkasına aktarma noktasında evet. büyük tavsiyeleri var. Mutlaka. Evet Kıymetli hocam sizin de girişte e, bahsettiğiniz gibi Cenab-ı Mevla Rabbimiz peygamberine bu dini göndereceği ilk kelimeyi ona hitap ettiği insanlığa hitap ettiği ilk kelimeyi oku kelimesi olarak seçmesi çok manidardır. E, mutlaka bir hikmete mebnidir. Bilgi sahibi ol, oku ama sıradan da okuma. Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan, her şeyi yaratan Rabbinin katında en kıymetli bilgiler, en doğru bilgiler. Evet. Onun buyurduğu, onun bak dediği pencereden bütün bu bilgileri oku, bilgili ol cahillerden olma kullarına bu hitabı buyurmak için çok güzel bir şekilde oku kelimesiyle başlatmıştır vahyini. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde öğrenmeye, bilgi sahibi olmaya yönelik emirler mevcuttur, övgüler, methusenalar mevcuttur. Mevla'dan biz kullarına. Bir iki ayet-i kerimeyi ben zikretmek istiyorum. Lütfen Buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu billah قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ ve وَالَّذ۪ينَ la يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُّ albab." Ey Resulüm kullarıma söyle ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olabilir mi? Evet. Olamaz. Mutlaka bilenler fikirlerini de akıllarında kullanarak kalplerini de etkileyerek Allah'ı gerçek manada akıl sahipleri, idrak sahipleri tefekkür eder. Bir başka ayet-i kerimede de Esma-ül-billah inname yahşallaha min ibadihi el-ulema. Muhakkak ki Allah'ı yakından tanıyıp sıfatlarıyla onun ilettiği bilgilere sahip olarak Mevlasını yakından tanıyıp en layıkıyla ona saygı içerisinde, ona karşı günah işlemekten sakınanlar, Evet bilenlerdir, alimlerdir. Yani mutlaka öğrenmeye, bilgi sahibi olmaya muhtaçız. Rabbimizin bir emridir. Evet. Bu ayetlerle konumuza girmiş olalım. Hı -hı. Tabii ki hocam. Ee... Şimdi insanın zaten oku demesi, insanın hayatı okuması, kendini okuması, evet. hayatın anlamını bilmesi, yani yaratılış gayesini bilmesi, her türlü manada o bilgileri bilmesi hem bu dünyasını hem de ahiretini evet. mamur edecek bilgiler. Dolayısıyla bu noktada da insanlar dünyaya, yani nereden başlar ilim öğrenmeye? Anne karnından başlar. Evet. Anne karnından başlar. E, dolayısıyla ölümüne kadar o insan bilgi sahibi olmak için elinden gelen gayreti, çabayı e, göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla e, dinimizde bu noktada 7'den 70'e, yani dinimiz bunu tavsiye ediyor da hani halk arasında da 7'den 70'e ilim öğren. Peygamberimiz zaten bu. Evet. E, hadisi. Dolayısıyla bir muallim olarak da peygamberimizi nasıl tanımlarsınız hocam? Evet. E, Peygamber Efendimiz'den bahsedildiği zaman onu eğiten Rabbimiz, evet, tabii, ki. tabii eğiten Allah olduğu için en doğru, en sağlam bilgilerle en güzel şekilde arada Cebrail Aleyhisselam'ı vesile kılarak, onun diliyle öğretmiştir. Böyle olduğu için de Peygamber Efendimiz her konuda bize en güzel örnekliği sunmuştur. Ve kendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinden birinde kendisini bir öğretmen olarak nitelendiriyor. Evet. Ben kainata öğretmen olarak görevlendirildim. Yani... Orada muallim geçiyor, muallimin karşısında bir öğretmendir sonuçta. Evet. evet. Mutlaka. Yani aslında burada, bugünkü manada sadece pozitif bilimlerin bilgisini veren e, değil, o bilgilerin yanında kainata ait Allah'ın yarattığı pek çok matematik, fizik, kimya ölçülerini, Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var bunlarla ilgili. Evet astronomi ile ilgili hem bunların açıklamasını öğrettiği gibi hem de asıl çok daha kıymetli olan manevi yönden Evet insanı insan yapan değerlerin öğretmesini de yine peygamber efendimiz yapmıştır. Bununla ilgili şöyle buyuruyor talebul ilmi feridatun ala kulli müslimin ve müslimetin yani 1400 sene önce Cehalet saplantısındaki o sıkıntılı insanların yaşantısından Birkaç yıl sonra sadece Allah'ın ona öğrettiği dini mübini Aktarmak suretiyle Bir medeniyeti başlatıyor Evet. Ve şöyle buyuruyor Öğrenmeyi istemek Erkek olsun kız olsun Bütün Müslümanlara farzdır Yani Ben yapmasam da olur mu diyemez Bilgisiz olamaz Müslüman. Erkeği de kadını da. Her konuda öğrensin, öğrenerek davransın. O evet. onu geliştirecektir. Hı hı. Ee, ve şu hadis-i şerifi ben özellikle aktarmak isterim. Pek çok kardeşimiz, e, çok değerli Müslüman kardeşlerimizi görüyoruz. Zikir ehli, Allah'ı çok tesbih edenler, gece teveccüh namazı e, kılanlar, teheccüd namazı kılanlar, çok kıymetli amellerdir bunlar. Evet. Ancak bunları mutlaka aynı ölçüde, belki daha fazla mevlanın yarattığı bu dini mübinin tefsir ilmini, fıkıh ilmini, hadis ilmini de bir taraftan öğrenmek suretiyle aynı gayreti de ilim konusunda da sarf etmeleri gerekir. O zaman çok daha kıymetli oluyor. Mescid-i Nebevi'ye bir defasında Peygamber Efendimiz girdiğinde. Sahabe-i kiramın bir kısmı bir grup aralarında sohbet ediyorlar. İlim müzakere ediyorlar. Bir kısım sahabe-i kiram da tesbihat yapıyorlar, zikir yapıyorlar. Peygamber Efendimiz her ikisini de yanlarında oluyor, gülümSüyor. Çok kıymetli iş yaptıklarını tasvip ediyor. Ama gidip ilim müzakeresi, i̇lim müzakeresi yapanların, yapanların oturuyor. yanında oturuyor. Evet. yani orada aslında Hocam evet. zaten Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde bir mescid inşa ediyor. Mescidin yanında da zaten bir Ashab-ı Suffa, Suffa denilen evet. yani bugün medrese diyebiliriz. Evet. O zaman oralara inşa ediyor ve oradaki talep eden evet. gençlere orada ilim öğretiyor. Evet. Bir defa burada bir okul kuruyor yani bugünkü manada anladığımız manada. Evet ve o okulda yetiştirdiği talebeleri de çeşitli bölgelere gönderip evet. onların da oralarda bu bildiklerini öğretmelerini tavsiye ediyor. Evet. Yani ilme önem verdiğini buradan hemen orada mescidin yanına evet. hemen mescidi kuruyor. Evet. Yani ilk önce ibadet yok. Yani evet. ibadet yani ilk önce derken henüz daha gelmemiş he, ibadetle ilgili hükümler. hükümler ama evet. orada ne yapıyor? Peygamberimiz bir okul evet. inşa ediyor, medrese inşa ediyor ve orada talebeleri yetiştiriyor. Evet. Ve bu talebelerin sayısının da ilk zamanlarda 400'e kadar çıktığı da ifade ediliyor. Evet. Ve bu müthiş bir peygamberimizin olsun, dinimizin ilme verdiği önemi evet. e, gösteriyor. Dolayısıyla e, bu ilim meclislerini de peygamberimiz cennet bahçesi olarak da ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla bugünkü de e, üniversitelerimiz olsun, liseler, ortaokullar, ilkokullar, yani eğitimin yapıldığı, evet. ilim öğrenildiği her merkezi de biz o zaman cennet bahçesi olarak görebiliriz. Burada görev yapan evet. kişiler de evet. ne güzel bir bahçede görev yapıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Ee, geleceğimizi imar eden, evet. en sevdiğimiz, göz aydınlığımız çocuklarımızı evet. öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Hı. Dolayısıyla onlar da bu... O, Çocuklarımızı şekillendiriyor, o şekillerimizi toplumu şekillendiriyor. Herkes birbiriyle bağlantılı bir şekilde devam etmiş oluyor. Evet, evet hocam. Çok güzel bir konuya değindiniz değerli hocam. Siz bahsettikçe Peygamber Efendimizin döneminden örnekler hatırıma geliyor. Buyurun. Fakat zaman zaman Peygamber Efendimizi sadece belli bir şekil ve çerçeve içerisinde bahseden kesimler oluyor. buna üzülüyorum. Onu çok daha yakından detaylı tanımaya ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'i de çok detaylı bilmeye ihtiyacımız var. mesela aklıma gelen bir örnek Peygamber Efendimiz hem dualarında sık sık eee zidni ilmen ve fehmen buyuruyordu. Ya Rabbi ilmimi arttır. Bilgimi arttır. Anlayışımı idrakimi kuvvetli eyle. Hem de hayatla ilgili bilmesi gereken hususları kendisi bilmiyorsa bile sahabilere öğrenmelerini Evet emrediyordu. Mesela şöyle ki yabancı dil İbranice Medine'ye gittikleri zaman orada Yahudiler var, Tevrat var İbranice yazılmış. İncil'in ilk nüshaları Süryanice, efendim Hristiyanlar var. Ama bunlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tertemiz gönderdiği dini anlatabilmek için onların diline ihtiyacımız var. Evet. İbranice dilini öğrenmesi için e, Bizans İmparatorluğu'na onların diliyle İslam'ı anlatmak lazım. Ama bilinmiyor. Hemen Peygamber Efendimiz görevlendiriyor. E, İbranice dilini öğrenmesini. Bir diğerden bir tanesine evet. E, söylüyor onu. Evet. evet. Bir diğer İsmi sahabiye Şu an de, hatırıma gelmiyor ama evet. Doğru. Yani önemli olan olayın kendisidir. Hı hı. Ee, bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın ölçülerle yarattığı kainatta ne var ise olumlu, müsbet. Ee, Müslüman hepsini keşke bilebilse. Yani öğrenilmeyecek, öğrenilmesi yasak diye bir kavram olamaz dinimizde. Ee, hatta özellikle dini konular çok mühim. Bu konularda bakıyoruz. Sahabe-i Kiram'dan bile bazıları e, gayet normal Peygamber Efendimiz bir hadisten bahsederken olayın ortasında gelmiş oluyorlar. Ortasından sonraki bir cümlesini duyuyorlar ama evveleni bilmiyorlar. Duymamışlar. Bazen duyduğu kısmı aktarıyorlar. Hazreti Ayşe, bayan, Peygamber Efendimiz'in eşi, kıymetli annemiz, yüze yakın böyle sahabe sahabeyi kiramdan Peygamber Efendimiz'in hadislerini dost doğru nakletmeleri için düzeltmelerini görüyoruz. Buyuruyor ki Hazreti Ömer'e de bile, e, ya Ömer, sen o hadisi Peygamber Efendimiz'den evet aktarıyorsun ama öncesini duymamıştın. Asıl o Peygamber Efendimiz şunu kastetmişti diye e, bayan olduğu halde annemiz sahabeye hadis öğretmiştir. Hadis kitaplarımıza çok güzel katkıları e, olmuştur. Dolayısıyla İslam ayetleriyle, hadisleriyle, peygamber efendimizin sünnetiyle öğrenmeye, ilim sahibi olmaya çok değer verir, farz görür. Evet hocam. İki kişiye gıpta edilir bu manada. Şimdi evet. peygamberimiz, e, öncelikle şunu söyleyelim. Yani biz e, peygamberimiz tabii ki rol modeldir. Evet. E, allah Allahu Teala'nın da tabii ki gözetiminde e, göndermiş olduğu emirleri, yasakları insanlara anlatmıştır. Bu manada da cahiliye bir toplumu, medeni bir toplum hale getirmiştir. Evet. evet. Yani bunun ne güzel bir örneğini ortaya koymuştur. Çünkü toplumu nasıl bilgiyle, evet. e, örneklikle cahiliyeden e, medeni bir toplum haline getirildiği görülmüştür. Dolayısıyla e, bu ilim sayesinde olmuştur. Evet. Bugün de aynı şekilde. Yani her zaman olduğu gibi bugün de aynı şekilde. Bu ilimlerin iyi bilinmesi Özellikle hem maddi hem manevi tarafı e, bilinmesi gerekiyor. Şimdi 7'den 70'e ilim öğrenmek evet. farzdır. Siz evet. de buyurdunuz zaten. Şimdi e, anne karnında başlıyor. O zaman eğitim önce ailede başlıyor. Evet. Ailede başlıyor. Dolayısıyla anne baba da bir öğretmendir. Evet. Öğretmendir. 6 yaşına kadar çocuk e, ilkokula başlamadan önce diyelim. Evet. E, anne babanın yanındadır. Evet. Dolayısıyla anne babada çocuk ne gördüyse... O bilgilerle hayata başlıyor. Ondan sonra ilkokul çağı başlıyor. Daha sonraki rol modeli öğretmen oluyor. Evet. Öğretmen oluyor. İstediği gibi öğretmen de çocuğu şekillendirebiliyor. Evet. E, bu manada e, öğretmen de bu yaptığı vazifetin ne kadar kutsal bir vazife olduğunu, hem bu dünyada getirisinin hem de ahirette getirisinin olduğunu bilerek farkında olarak bu işi yaparsa e, hem de e, onun mükafatının çok olacağı zaten ifade ediliyor. E, toplumda en büyük görev aslında Mühendisi de yetiştiren odur evet. Doktoru da yetiştiren odur Pilotu da yetiştiren odur Yani A'dan Z'ye baktığımız zaman Yani meslek tanımlarını söylemedik marangoz olsun işte sanayide evet. usta onlara da yetiştiren onlardır sonuçta evet. e, Hepsi bir ilkokul öğretmeninin elinden geçiyor bunların Dolayısıyla onların Hayatını nasıl dokunabilecekleri evet. e, Ortadadır e, Dolayısıyla iki kişiye gıpta edilir diyor Evet. E, hadisi şerifte birisi evet. malı olan ve bu malını da Allah'ın vermiş olduğu bu malı da e, insanın hayrına evet. harcayan kişidir. İkincisi de Allah'ın vermiş olduğu hayırlı ilmi evet. gene insanlara öğreten olarak ifade ediliyor e, hadisi şerifte. Dolayısıyla evet. hocam e, öğretmenlik mesleği bu manada çok kutsal bir meslek. Evet. E, en sevdiğimiz ciğer parçalarımızı emanet ettiğimiz. Bak burada da gene başka bir konuda daha çıkıyor. Evet. Öğretmenlik de bir emanettir. Öğretmenlik mesleği ve çocuklarımız da onlara emanettir. İki tane emanet var. Dolayısıyla hepimiz de gerçi de evet. öğretmenlerimiz bu işin içinde olduğu için. E, onlar bu öğretmenliği e, bir sorumluluk, bir emanet olarak aldılar. Herkes de olduğu gibi meslek sahiplerinde. Ve çocuklarımız da onlara emanet. Evet. Dolayısıyla bu emanete en güzel şekilde riayet ederek o emaneti layıkıyla Evet. E, sahibine teslim etmek çok e, doğru. vazifemiz görevimiz Çünkü emanetler bize sorulacaktır Evet e, bu manada e, işte öğretmenlerimizin de işte e, senede bir gün öğretmenler gününü kutluyoruz ama aslında evet. başta da sizin söylediğiniz gibi 365 gün Evet e, öğretmenlerimizin değeri e, günü e, bilinmeli evet. değeri bilinmeli kutlanmalı ee, Rabbim zor bir iş yapıyorlar. Evet. Rabbim onlara bu noktada güç, kuvvet versin. Sabırlar ihsan eylesin. Ee, ve e, bu görevi de layıkıyla e, hitam erdirmeyi de kendilerine nasip eylesin. Bu dünyada e, yapanlara duamızı yaptık zaten. Bir de bu camiada olup da ahirete irtihal eden öğretmenlerimize evet. de biz. Evet. E, dolayısıyla bunu manada onlara da e, Rabbimden e, rahmet rahmet diliyoruz. Evet. Evet hocam son olarak sözlerinizi de alalım. Tabii. Programımızı bitirelim inşallah. Hocam e, ilk en önemli öğretmen annedir mutlaka. Hı hı. Hatta anne karnında başladığını uzmanlarımız. Evet. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki feselvi ehle zikri. Yani bilmediğiniz konuyu uzmanına sorun. Yani Kur'an-ı Kerim içinde o kelime kastedilir. Hı, hı. E, uzmanların dediğine göre anne karnındayken bebek dış alemden etkilenir. Güzel sözlerden orada etkilenir. Dünyaya geldiği zaman zaten onun ilk sorumlu öğretmeni annesidir. Evet. Onun için ki mevla ne yaratmışsa çok güzel yaratmış. E, hikmetiyle yaratmış. Bayan erkek kadar güçlü, kuvvetli, sorumlulukları, sıkıntılı işlerle muhatap tutulmamış. Ama onun ayrı özellikleri var e, vermiş mevla zerafeti var. Efendim yaklaşımı var çocuğunu eğitecek. Hı hı. O konuda maharetli. Allah öyle yaratmış. Evet. Ve güzel bir söz, e, biliyoruz. Anne babalar çocuklarını okula gönderirken öğretmenden en iyi öğretmeni arzularlar. Evet, biz öğretmenler de biz öğretmenler de çok iyi bir anne babanın öğrencisini okutmak istiyoruz. Çünkü e, anne babanın eğitemediğini öğretmen eğitemiyor. Kesinlikle hocam. Evet. Güzel bir tespit. Ee, önce bunun kaçışı yok. Anne en önemli öğretmendir. Çocuk hep onun kokusunu almıştır. Onun yapacağı davranışlara. Baba ikinci sırada önemli öğretmenidir. Sorumluluğu vardır. Ee, hani hareketine, ölçülerine, prensiplerine çok dikkat edecek. Çünkü bir nesil evladı o şekilde yetişiyor. Ve sonra hayata ilk gıpta ederek, karşılaştığı kişi öğretmenleri. Bu bakımdan hepimizin geçmişinde yüzde doksan öğrenciler hep öğretmenlerini örnek alır. Evet. Ama üzülüyorum. İlkokul öğretmenleri unutulmaz. Unutulmaz. Evet. Ee, önceden öğretmen eğitmen idi aynı zamanda. İlkeleri, efendim dürüstlüğü, güzel ahlakı, adabı muaşereti, saygıyı, sevgiyi de öğretirdi. Ee, yanlış işleri uyarırdı. Ama günümüzde o konularda e, sanıyorum velilerin efendim e, müdahale öğretmenlerimizin müdahale etmesini arzulamadıklarını, sadece uzmanı olduğu o dersin bilgisini vermesini istedikleri. Ancak e, bunun da tabi toplumsal olarak dönüşümü olumsuz oluyor. Evet. Ee, öğretmen elbette çocuğumun okulda gördüğü yanlışını söylemeli. Kesinlikle. Evet. Ki? Kendisine de söylemeli, bana da söylese. Dua etmemiz gerekir ona. E, görevi değil, zorunlu değil ama onun kişilik sahibi, güzel bir insan yetişmesi için uğraşıyor. Evet. Hem Hı. manevi yönünü hem e, maddi yönünü. Yani maddi yönü dediğimiz müfredatı zaten bir şekilde öğretiyor, evet. gösteriyor. Ama manevi yönünü de işte... Ee, güzel ahlak dediğimiz bunun evet. içerisinde işte özür dilemesidir, teşekkür etmesidir. Evet. Ne bileyim bir kamu malına zarar vermemeyi. Evet. Ee, bunlar hepsi gene öğretmenler tarafından öğretilebilecek şeyler. Aynen. Aile zaten başta aile öğretmesi gerekiyor. Evet. Ama öğretmen de bu vazifeyi zaten yapıyor. yapıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi ailelerin bu noktada da e, az da olsa müdahaleleri söz konusu. Evet. Ee, öğretmenin de öğretme aşkını, şevkini Kırıcı evet. davranışlar olmuş oluyor maalesef hocamız. Doğru. Ömerim. Yani ama madalyonun diğer tarafında da ben çok kıymetli. Hepimizin tacı, bizi öğreten de öğretmenlerimizdi. Kesinlikle. Ee, çok saygı duyuyoruz, dua ediyoruz kendilerine. Ee, 365 gün onlara saygılıyız. Hı hı. Çok mukaddes bir görev yapıyorlar. Ama o kesimde de sanki e, nasıl diyeyim rol model olduklarını farkında olarak şevkatle. Kendi evladı gibi düşünerek, nasıl faydalı olabilirim, en azından öğrettiğim konuyu anladı mı acaba? E, kaygılı davranmalarını, şefkatle, güzel üslup ile, e, yani her iki kesim de üzerine düşeni çok güzel, vicdanen yaptıklarını düşündükleri sürece, e, bu mukaddes vazifeden öğretmenlerimiz hep ömür boyu sevap alır. E, şu hadis-i şerifle ben bitirmek istiyorum. Buyurun hocam. Peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse dini konular olabilir, e, yürüttüğü işle ilgili olabilir. Bir başka kimseye hayırlı bir şey öğrettiği sürece, öğretme faaliyetinde bulunduğu sürece yeryüzündeki bütün canlılar, gökyüzündeki melekler, evet, hatta balıklar, evet, bile. balıklar bile siz de o hadis-i şerif biliyorsunuz onun için dua ederler buyuruyor. Evet. Ne kadar güzel bir görev, kutsal bir görev. Evet. Evet. Yani kaygılanacağız, uğraşacağız. Bu görevi layıkıyla yapabiliyor muyum? Hocam, Nasıl yardımcı olabilirim? Layıkıyla dediniz. Zaten peygamberimiz hep de bunları e, Allahu Teala'nın zaten e, tavsiyeleri doğrultusunda görevini yapmıştır. Evet. Zaten ayet-i kerime de zaten ne diyor? Eee Estaizu rahmetin min intelevim. Evet. Sen onlara yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın onlar senin etrafında evet. dağılıp giderlerdi. Evet. Gene Eee Musa aleyhisselam'ı e, Firavun'a gönderiyor. Gene evet. ne diyor ona? Evet. Ona, ona gidin... yumuşak konuş evet. diyor. Yumuşak konuş. Evet. İşte hocam burada da bir metot vardır. Yani kalbine giremediğin öğrencinin beynine giremez, hükmedemezsin. Evet. Yani kalbine evet. giremediğin, sevmediğin, göz kontağı kurmadığın, adını evet. zikretmediğin bir öğrencinin e, çok da böyle e, onda karşılık bulmazsın. Dolayısıyla e, bu yaklaşım metotları da evet. metotlarıyla yaklaşarak öğrencinin kalbine girip onu e, şekillendirme e, onun dünyasına yön verme e, daha kolay olmuş oluyor yani Mutlaka. bu biraz da müfredatın dışına çıkmak çıkmakta e, gerektiriyor yani. yani gerektiriyor o da kıymetli aileleri de saygı duyacak ama evet. yani özel bilgilerine girilmedikten sonra hı hı. ama görünen bir yanlış varsa bunu ona bir anne gibi, bir kesinlikle, baba gibi, e, onun iyiliğini bizim düşününü... göremediğimiz bir yanlışı, evet. e, gören birisi bize, evet. doğal bir şey yani sonuçta, buna evet. e, tepki vermemek gerekiyor. Doğru. Yeter ki sert üstüplü olmasın, hı hı. kırıcı kaba davranışla olmasın. Evet. E, ondan memnun olmamız gerekir. Kesinlikle. E, ne kadar nefsimize ağır gelse de, evet. onu bir şekilde ...kabullenmemiz evet. e, kabullenmemiz gerekiyor. Doğru olan o zaten. Çok doğru. Evet. Değerli öğretmenlerimiz e, şunu. E, bildiklerinin farkında olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Ama yine de bir kardeşler olarak hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ee, en başarılı kaymakamlar, hakimlerimiz, savcılarımız, hatta Cumhurbaşkanımız hep öğretmenlerimizin dizinin dibinden evet. yetişiyorlar. Hı hı. Evet, dolayısıyla e, devlet yetiştiriyorlar. E, ne kadar maharetleri varsa, üstüpları, yaklaşımları bunu çok güzel Evet hocam konu konu açıyor da neyse inanıyoruz. o konuyu e, girmeyelim evet. programımızın sonuna da geldik e, biz tekrardan e, hocam söyleyeceğiniz bir şey varsa evet. alalım sonra da e, kapatalım inşallah e, son cümlelerimiz olarak ben yine özellikle e, hayatı yaşıyoruz hı hı. konuları konuşuyoruz ama kalbimiz e, ciğerimiz yanıyor hı hı. Filistin'de her gün evet, hocam. masum bebekler kız kardeşlerimiz, hepsi Müslüman kardeşlerimiz. Ee, evet hocam insan evet. yani insanlığa yakışmayan, vicdanların almadığı evet. bebek, çocuk, evet. kadın, yaşlı ya, demeden evet. yani bu sivilleri bu şekilde Maalesef. ya bu ne biçim ya. bir vicdandır? Bu ne biçim insanlıktır? Evet. Hala al, aklımız almış değil yani. En azından e, ama Allah'ın da bir e, azabı olacak tabii ki. Mutlaka. Olmuştur mutlaka. bundan önce zaten Kavimlerin nasıl helak edildiğini aslında onlar da iyi biliyor da. Evet. Ama bunları onlar da yaşayacaklar. Evet. Ee, i̇şte bu imtihanda demek ki o Filistinli kardeşlerimiz bu imtihanda yaşamaları. Evet yani ama... Bizi de üzüyor tabii ki. Çok üzülüyoruz, gülemiyoruz. Ee, kalbimiz orada ama dua ediyoruz. O çocuklar dinlerini ne güzel öğrenmişler ki. Nasıl bir teslimiyet nasıl içerisinde. Nasıl bir teslimiyet evet. Ee, i̇nşallah bir gün oraların selamete erdiğini o zalim katil devlet eliyle terör işleyen İsrail'in bir gün e, inşallah hakkından gelindiğini görmeyi Mevla hepimize nasip eylesin diyorum. Amin. amin. E, i̇zleyenlerimizden yani de buradan da yine kahrol evet. perişan edilsin Rabbim onları bir şey tez yani, zamanda kendi tuzaklarını kendilerine çevirsin diyelim Evet. Yani? Amin. Çünkü hastane bombalayan bedduayı hak etmiştir yani. Evet. Daha ne yapabiliriz? Hı -hı. Evet. evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kalktınız, geldiniz. Eyvallah. Sizden de Allah razı olsun. Evet, değerli izleyicilerimiz, değerli konum Ayvacık ilçe müftümüz Abdullah Herçin hocamızda, İslam'ın ilme vermiş olduğu önemi bir öğretmen olarak Hazreti Peygamber'i ve öğretmenlik mesleğinin önemini dinimize göre önemini konuştuk. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin, bu kutsal görevi yapan öğretmenlerimizin Gününü tekrardan tebrik ediyor, kutluyoruz. Rabbimden kendilerine e, güç kuvvet vermesini, e, ahirete irtikal edenlere de e, Rabbimden rahmet dileyerek programımızı burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Müzik